Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere acılı domates sosu göstereceğim arkadaşlar. Nasıl yapıldığını anlatacağım sizlere. Burada 3 kilodan fazla, 3,5 kilo domatesim var arkadaşlar. Şimdi domateslerimizin nasıl yapıldığını sizlerle paylaşalım. Şöyle tenceremi buraya alıyorum. Domateslerimi de böyle kenara alıyorum. Bu şekilde önüme tepsimi alıyorum. Bu şekilde domateslerimin kabuklarını böyle bu şekilde göstereyim sizlere. Şöyle şu şekilde kabuklarını bu şekilde soyarak, bu şekilde ince bir şekilde soyarak tenceremin içine alıyorum. Bu şekilde domateslerimi soyup tenceremin içine alıyorum. Benim ya aldığım domatesler arkadaşlar, ben sos yapacağım için biraz yumuşaklarından aldım. Daha kolay soyulsun diye. Bu domates Bursa domatesi arkadaşlar. Kimisi armut domates diyor, kimisi Bursa domatesi diyor, kimi farklı isim kullanıyor. Farklı farklı isimlerde söyleniyor. Bakın yumuşak olduğundan zaten kendiliğinden soyuluyor arkadaşlar. Bakın. Böyle bu şekilde. Bu şekilde. Bu domateslerimin hepsini soyacağım arkadaşlar. Sonra bunları bu şekilde böyle, bu şekilde, şöyle şu şekilde. Böyle biraz irice doğrayacağım. Dörde bölüyorum. Sonra iri iri böyle dilimlere ayırıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu tamamlayacağım. Geri kalan kısmını videomda göstereceğim inşallah. Arkadaşlar domateslerimi soydum. Güzelce doğradım. Şimdi altını yakıyorum. Yaktım altını güzelce. Şimdi biraz böyle büyük kaşığımla iri tuz katıyorum bu şekilde. Tuz katıyorum. İçine yarım böyle su bardağı üzüm sirkesi, yarımdan fazla hemen hemen bir bardak zeytinyağı, böyle bu şekilde. Çok az böyle limon tuzu, hemen hemen bir tatlı kaşığı bu şekilde üzerine ekliyorum. Şimdi bunu böyle bu şekilde karıştırıyorum. Böyle karıştırıyorum. Bu birazcık böyle şöyle 10-15 dakika kaynasın. Kaynadıktan sonra üzerine, kaynamadan önce üzerine böyle biberlerimi de atıyorum. Bizim burada süs biberi deniyor. Sizde ne deniyor bilmiyorum. Acılı sevildiği için, benim çocuklarım acılı sevdiği için böyle bu şekilde, eşim de acılı sevdiği için böyle yapıyorum. Ağzını şimdi kapatıyorum. Bu böyle 10 dakika kadar kaynasın. 10 dakika kaynadıktan sonra üzerine sarımsağını ekleyip sonra rondodan geçireceğiz. Arkadaşlar domateslerim iyice kaynamaya başladı. Bakın bu şekilde. Biberlerim de bayağı bir soğudu içinde. Şimdi içine bu kadar böyle sarımsak atıyorum. Bu şekilde. Sarımsaklarımı da attım. Şöyle iyice yakınlaştırayım. Bu şekilde bunu böyle bir karıştırıyoruz. Böyle bir karıştırıyorum.
Bunu şimdi arkadaşlar ben rondodan geçireceğim. O bölümü sizlerle paylaşmak istemiyorum. Çünkü rondo çok ses çıkarttığı için rondodan geçirdikten sonraki halini sizlerle paylaşacağım inşallah. Arkadaşlar rondodan geçirdim. Böyle bu şekilde. Çok güzel oldu. Bizim burada kimisi buna acılı acuka diyor. Kimisi domatesli acılı sos diyor. Herkes bir farklı isimle söylüyor. Gayet de güzel. Bakın sarımsaklar içinde. Biberler içinde. Gayet güzel. Püre gibi oldu. İster kahvaltılarda. Benim çocuklarım genelde akşam yemeğinin yanında daha çok seviyorlar. İsterseniz kahvaltıda, ben de kahvaltıda seviyorum. Kahvaltıda da yiyebilirsiniz. Sosumuz böyle. Demir kaşık, demir değil aslında çelik kaşık. Tahta kaşık kullansanız diye söyleyen olmuşlar ama tahta kaşığı ben pek sağlıklı bulmuyorum. Onun için ben her şeyimi çoğunlukla ufak çanaklarımı da salata için olsun, öbür türlü olsun, onları da hepsini çelik kullanıyorum. Yani çeliği daha sağlıklı buluyorum ben. Yıkaması, temizlenmesi daha kolay. Çünkü birkaç yerden duymuştum, tahta kaşık bulaşık makinesine konduğu zaman mikropları kalıyor diye bazı öyle laflar duydum. Onun için ben çelik kaşığı tercih ediyorum. Şimdi bunu ufak kanavuzum böyle, bu şekilde kanavuzum ufak değil, 1 litrelik kanavuzum. Elime havlumu aldım. Ufak havlumu alıyorum. Bu şekilde cezvemden alıp içine boşaltıyorum. Şekilde böyle kapağını da iyice sıkıca kapattım. Bakın böyle bu şekilde ve ters çeviriyorum. Diğerini de dolduracağım şimdi. Ama bu büyük kanavuza gelmez. Küçük kanavuza koyacağım.